Vallahi çok yorucu bir gün oldu tabii ya. Bugünlerde koşturmaktan öldük. Hadi neyse bunu çekince bir mikrofonu bir yere oturtamadım. Niye saç gelmiyor, bir şey Ne olmuyor? bileyim ya, o şurayı aşağı Hoş mu çekiyor diye. gözükmedi? Şurayı aşağı çeker diye şurayı alayım dedim. Orada da Ha. hoşuma gitmedi. Ay, Neyse. yabancı mı var kız bu? Dekolte vermeyeyim diye. Bu zaten asimetrik bir şey. Şimdi oradan da böyle sanki çekmiş gibi durdu kamerada. Neyse, hoşuma gitmedi. Yapacak bir şey yok. Güzelsin, güzel güzel duruyor. Vay, çok yorucuydu. Bugün Şu yorucu an bir gündü. Hatta bu hafta yorucu bir haftaydı yani. aynen bu hafta böyle bir koştur koştur geçti. Bir sürü video çektik. Şu anda da saat 6:30 ve biz reaksiyona oturduk. Yani ilk defa böyle erken. Bir saatte reaksiyon Aynen. çekiyoruz, evet. Normalde 12 değil Bir falan filan. de geçen başka bir video daha var. Bir de onu bir erken saatte çektik. O da çekime Sabah hem de. gitmeden önceydi. Koştu koştu çektik yine. Hem de sabah 11-12 gibiydi. Evet. Güzeldi yani. Haftada 3 gün video çekmiş olduk bu hafta. 3 gün full video çektik. Hem de ikişer ikişer 2, 4, 6. Aynen. Çok güzel videolar geliyor. Zaten takip edenler biliyor. Takip etmiyorsanız eğer, bu videoyu takip etmeden izliyorsanız, mutlaka takip edip bildirimlerini açın. Evet. Haftaya, önümüzdeki hafta bir sürü Halloween makyajı gerçekleşiyor. Halloween diyemiyorum sizin yüzünüzden. Halloween tamam biliyoruz okey, ama biz Ya Halloween diyoruz. Halloween çok kötü ya. Halloween işte ya. Yazın, aşağı Aşağı yazabilirsiniz. yazacaksın şimdi. Halloween Halloween, değil o bir Halloween, kere Halloween. falan. Biz söyleyemiyoruz anam. Anam Biz de öyle babam söylüyor. söylüyoruz. Okey. Halloween. Okey. Neyse, bu ışıklar vurdu. Rujum normalde böyle değil. Ben bu renk ruju hiç sevmiyorum. Kamerada böyle görünüyor. Değişik duruyor. Sevmedim. Ama böyle yani. Yapacak bir şey yok. Valla benim makyajım da aslında bu kadar kusursuz değil ama şu an böyle bebek Çok gibi duruyor evet, çok makyaj soft bir ya. makyaj. Aa, Oradan bakınca mesela aslında göz kapakların daha yoğun ama burada kesinlikle ışıktan dolayı çok daha şey gibi duruyor. Aynen. Vallahi öyle. Silik gibi duruyor değil mi? Güzel duruyor. Neyse, önümüzdeki hafta bol bol Cadılar Bayramı makyaj geliyor. Ama yani şöyle tekrar etmek istiyorum. Asla benim kültürüm değil, Kübra da değil, Nın da değil. Zaten yani bizim kültürümüz olan bir şey değil ama akımlara uyduk biz de. Yani biz Cadılar Bayramı kutlamıyoruz normalde. Deyip 5 Yani sene sonra bunu bir tane niye partide oluyormuşuz. söyleme, niye bunu söyleme gereğinde bulundun ki? Çünkü genelde bizim kültürümüz olmadığı için dışlıyorum arkadaşlar. Özellikle Sen bu günlerde. ha, sen o gücünle oynuyorsun. Bugünlerde evet. Bir Yani. millet olup. Yani. Ama sonuç olarak eğlenceli. Makyajın bir değişik bir versiyonu. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Niye olmasın? Bizim de konseptimiz zaten Uygun. makyaj. O zaman hadi gönder gelsin bacım. Aa, fotoğrafı koymadık. Şimdi bu makyajın fotoğrafını şöyle Kübra'nın yüzüne doğru Ya bu... koyalım. Bir de bunun hikayesini anlatalım. Vallahi var ya, bak o gün de başımıza çok şey geldi. Ya öyle şeyler yaşadık ki anlatamam. Anlatılmaz yaşanır yani. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz bu makyajı, bir de böyle morlu bir makyaj vardı. Onu da şöyle koyayım. Bu morlu makyajı yaptırmak için biz bir kuaföre gittik. Ondan sonra kuaför dedi ki, bu dedi gece makyajı, bu olmaz dedi. Biz sizinle böyle konuşmadık ya, telefonda randevu aldık ya. Onun gece makyajı olduğunu tamam dedik, belki haklı olabilir falan. O zaman dedik, bu makyajı yapar mısınız? Gösterdik işte. Ve o ne dedi? Bu da gece makyajı dedi. Bu da gece Evet. makyajı dedi, olmaz dedi. Ben orada o kadar gerildim ki anlatamam, o kadar sinirlendim ki anlatamam size. Ben sabah o Doğru. makyajı yapmıştım zaten kendime. Yani o görseli değil de hani ona benzer bir makyaj yapmıştım. Bu günlük makyaj, yani bu gece makyajı mı sence? Değildi tabii ki de, kadın biraz da yapmak istemedi açıkçası, ondan dolayı. Kadın ne istedi biliyor musun? Gece makyajı deyip farkını almak istedi aslında. Fiyat farkını. Çünkü günlük makyaj 400 lira demişti bize. Onun farkını almak istedi herhalde. Bir de yapmadı. Sonra da Günlük yapmadı. bu mor makyajdan herkes çok korkuyor. Ne varsa Bunu kimse yapmak bir istemiyor türlü şu kimseye mor makyajı. yaptıramadık ya. Ama diğeri yani kahve bir far ve bir kremik bir Eyeliner. ruj ya. Bir Heh. Bir de eyeliner artık. eyeliner var, bu Basic. kadar yani. Ne Günlük, yapacak sizce sanki? günlük değil mi? Yazın bakayım Yani çok yaşlarına aşırı yani. günlük bir makyaj ya. Günlükte ondan daha ağır makyajlar Bir de yaptığımı diyor biliyorum ki yani. cildini benim bu profesyonel makyaj ona göre hazırlamam lazım. Ne yapacaksa, Allah aşkına ne yapacaktı? Çok merak Yapsaydı, ediyorum. söyleseydi, deseydi ki fiyat farkı istiyorum, o zaman bu kadar verirseniz yaparım deseydi, yapmadı yani. Sonra yanındaki elemana söyledi. Yanındaki eleman dedi ki, bu makyaj mı, eyeliner'ı siz kendiniz çekersiniz Bana diyor. diyor, kendini çekersin eyeliner'ı sen diyor bana. Ben Dedim ne ki, ne dedim, o zaman manası ben niye var? yaptırayım o zaman? Yani burada sinirlendim, konu yapmaması değil, gece makyajı demesi, günlük makyajı. Ona sinirlendim ben. Ya onlar istiyor ki dümdüz bir far sürsün, bir ruj sürsün, bir allık seni salsın gitsin, günlük makyaj bu. Yani o zaman niye 400 lira istiyor mesela İyi yani? onu evde şimdi valla ortaokul öğrencilerimle yapıyorum. Evet, 400 lira istediği makyaj, bu makyaj ağır makyajmış yani.
artık 400 liraya ne yapacaktı merak ediyorduk ama çekemedik bu arkadaşlar. Arada, ne yazık arkadaşlar, ki. Arkadaşlar geçen de yine böyle kuaför arıyoruz. Kuaför anısa işte kuaför arıyoruz telefonla. Ve net şunu söyledi. Eğer göz gölgeli olursa, gölgesiz olursa sadece far 400, gölgeli olursa 500 lira dedi. Gene gölge gölge 100 lira, ona göre gölge yapanlara bak 100 lira. Bu nasıl bir fiyatlandırma Allah aşkına? Hani tamam günlük profesyonel ayıranlara saygı diyorum. İşte porselen diyor, bilmem ne diyor da gölgeli ya sen o gölgeyi zaten yapmak zorundasın ya. Şaka mı? Bir de şey çok dikkatimi çekti. Bu bölgeyi söyleyeceğim. Koz yatağı bölgesindeki kuaförler günlük makyaja 1000 TL isteyen kuaförler vardı. Aa, yani evet. Günlük makyaja, düğün makyajı değil, gece makyajı değil, günlük makyaja 1000 TL. Nasıl bir ekonomi içindeyiz biz? Hani her gün şimdi diyeceğim hayır. Dilan Polat'a bakış açım falan gibi olmasın da. Hani her gün Dilan Polat'ı kınanan bir ülkede o zaman niye 1000 lira istiyorsun sen günlük makyaja? Ha bu arada kuaför çok lüks olur. Yani bakarsın adam dizaynını yapmış, malzemesi öyle ama ya inanın aradığımız kuaförleri görseniz böyle bir odalık bir minnacık bir yerde. Evet yani. Şey yani çok iyi kuaförler değil mi? Nasıl 1000 lira istiyor ben ona hayret ediyorum. Ve birkaç tane vardı o bölgede o fiyatları isteyen. Tabii ki yaptırmadık yani 1000 lira günlük makyaja. Gece makyajda 1500 demişti mesela. Çok ilginç ya geldi bana. Ya belki hani çok saçla falan ilgilenmek istiyorlardır. Makyajla çok uğraşmak istemiyorlardır gelinin dışında. Yani komik fiyatlar. Ondan dolayı hani biraz öyle şey zorluyor olabilirler. Yani ayak sürüyor olabilirler diye düşünüyorum. 1000 de çok fazla ya. Hadi 500 desin yani. Kim 1000 lira verip günlük yaptıracak? Ki ha? Bir eyeliner çek bana bir rimel sür falan. Buna mı 1000 lira vereceğim? Niye vereyim ki? Sonra ben o makyajı günlükte kullanacaksam niye 1000 lira vereyim ya? Düğüne gideceksem okey. Vallahi 1000 liraya tüm makyaj malzemelerini tamamlar. Oo 1000 liraya ne malzemeler alın? Geç ne malzeme dedin? 2 tane belki bir tane far paleti bir de kanka niye uygun kalemlerden alsa ya çok alır. O zaman çok iyi bir şey alayım dese yine 1000 liraya çok bir şey alamaz. İyi bir şey alayım dese 1000 liraya fondöten alır ancak başka bir şey alamaz yani. Ama o da kârdır. Çünkü mutlaka elinde senin bir eyeliner'ın bir şeyin vardır. O fondöteni al mis gibi acil lop ciddi çıkarsın. Aynen öyle. O yüzden 1000 lira makyajda sakın vermeyin. Biz linç dönmüş kuaförler. Sayın seyirciler. Evet o zaman hadi makyaja geçelim. Vallahi abi. Bu olaylı makyajı sonunda yaptırmayı bulduğumuz bir yerde yaptırdık. Hadi bakalım izleyelim o zaman. Geçelim makyaja. Allah, oh yavrum gel buraya. Oh yağlı güreş. Bu Edirne arada, yağlı güreşti. Ya çok sakin ve aurası çok temiz bir kadındı. Gitti hemen ellerini yıkadı. Ben bir elimi yıkayayım geleyim dedi. Yani böyle çok rahat rahat davranıyor. Ben elimle yapıyorum. Sünger sevmiyorum. Oldu. Yıkadınız eliniz temiz nasıl? Zaten elini yıkadı. Geldi bizim yanımıza. Temiz bir yerde. Fresh bir yerde. Burada çok nazikti. Hani ilk başta öyle bir yüzüm yoğurdu ama. Kübra'nın öksürüğüne artık tepki vermem. O kadar alıştık. Yine önemli anlar geldiğinde ve benim öksürük krizim başlar. Bak yoktu bak müsaade. Evet kadar. Evet gerçekten yoktu. Makyaj yaptırırken başlıyor bir de böyle tam. Konu esnasında. Annesi yıkayan küçük çocuklar gibi suratımda. Vallahi bak kız iki evi eli kadarmış suratım bak. Buralarda böyle biraz hoyrat davranıyor ama genelde nazikti yani. Bu arada ben buraya gelince cidden... Bir rengimize bakalım mı? Cildimin renginden. Ama zaten bir şey yapmadı ki. Adı kalın olan da topladı toparladı zaten eliyle. Bu arada ben kadın bu kadar sorunca böyle çok böyle ince ince davranıyor. Ama taşlanmasın alınması lazım. Ha evet ben de ümitlendim. Kaşlarınızın alınması lazım dedi. Sonra böyle yaptı ya ben alıyor zannettim. Ne bileyim. Eliniz de hafifmiş. Eliniz de hafifmiş. Sonradan ama olsun sonunda almasına kadar kullanıyormuş. Kediler halıyı yoluyor şu an. Burada böyle bir şey sürüyor. Şimdi sen soruyorsun zaten onu. Hı-hı. Çok anlamsız gidiyor aslında. Ve hiçbir kusurum da kapanmıyor. Bu nedir? Bu biraz da aydınlatıcı. Kapanmıyor çünkü olduğu gibi eliyle aldı onları. Çok bastırdı ya hepsi gitti. Ya bu kuaförlerin de arası yok ha. Ya yüzü komple fondötene boğuyorlar ya da sürmüyorlar.
Aynen. İkisini birden yapabilen kaç kişi vardı? Hadi ortasını. De. Artık o kadar çok makyaj çektik hiç hatırlamıyorum. Yani bunu yapabilen var mıydı diye. Bu arada şu an çok alakasız bir renk sürüyor. Ama muhtemelen şu yukarıdaki aydınlığı vermeye çalıştı da beyazla olmuyor. Olmuyor sensiz olmuyor. Bir de kadın sürekli... Bunu bir türlü oturtamıyor bak. Kanka ağda biz oturmaz ki oraya zaten. Sürekli ben simetri hastasıyım, simetri hastasıyım dedi ama izleyin bak simetri. Arko krem kullanacaksınız ki bu dolsun. Bir de hayata bakacağız, şok geçirdim. Bak zaten kaşını da silip atıyor o anda. Evet kaşım çok burada hoyrat davrandı. Arko kremin içinde bir şey mi var? O biz uzmanlığımızda evet onun eğitimini aldık. Onun yağ oranı kaşa çok iyi geliyor. Cumhuriyet döneminde ta eğitim. Vazelin falan da iyi geliyormuş ya. Belki hani belki iyi geliyordur bilmiyorum şimdi. De bana biraz değişik geldi. Yani vazelin kaş çıkartmak için. Kaş boşlukları için diyor. Vazelin diyorum. Arkonem krem. Arko krem kullanın diyor. Bu annelerinizin dedelerinizin kullandığı falan diyor. Ama vazelin kullanıp da memnun kalanlar vardı. Bize yorum yazdım. Yorum atıyorlar. Ama vazelin de yüze sürmeyin diyorlar. Ben bilmiyorum. Ben onun şeyini belki alamam. Belki sadece kaşına sürüyorlardır. Bilmiyorum. Ben de alamam. Ben de kullanmıyorum. Uygulamıyorum. Aynen. Sarımsak sürün falan derlerdi. Ben kuaföre gittiğimde kaşımı aldırırken bana sarımsak sür diyorlardı. Sarımsak yağı falan biz yapmıştık onları. Sarımsak yağı arttırıyor bu arada. Yani nemlendir, bol bol nemlendir ona hiçbir şey olmaz. Taş gibi durur. Bir de böyle terse terse boyamayın. Bak bunu evet yaptığım ya. Bu çok yanlış bir şey. Küstürecek kaşım. Bir de kurşun kalem de çok iyi boyamıyor ya bastırmak zorunda kalıyor. Kurşun kalemle boya şey yaptı. Onu çok kişi kullanıyor bu arada. Çok mahalle kuaförü kurşun kalemle boyar. Kurşun kalem bakayım benim ne? Kaşımın rengi aslında. Bak kaşın ne kadar güzel boyamışsın. Makyaj mı yapıyorsun? Hayır, kahve dediniz. Evet, görmedim. Toparlarken ben... Mor sandım onu. Pot kırdım arkadaşlar. Mor makyajı mı yapıyorsunuz dedim. O ilk, bu bayana da gösterdik. O da yapmadı mor makyajı. Ben bakınca oradan, aynadan görünce kendimi mor makyajı yapıyor sandım. Çünkü Tuğba kahve bekliyor. Olmuş. Önceki hayatımda köpekti. Çünkü bu arada harika video koymuşsun. Kız seni tebrik ve takdir ediyorum. Bak şu boşluk kapanmıyor. Ben deliriyorum ya orada. Bak orası var ya. Orası böyle elime fırçayı alasım geliyor yani. Kadın çekil kenara onu tır tır yapasım geliyor. Yapar ha öyle. Vallahi yapar da aslında. Ya yaşı çok büyüktü kadın. Bu arada Tuğba niye öyle zannediyor? Kahve far bekliyor. Kadın habire gri boyuyor. Evet ben de mor makyaj yapıyor zannediyorum işte orada. Orada o yüzden bizden Sibelcan makyajına döndü bu makyaj. Aynen. Bizim kahve ya. Abi 80'lerin farı o ya. Ama çok bak şey çok bu kadar görmemiştik de o yüzden söylüyorum. Çok nazik sürüyor farı. Hani kaşımı ve cildimi saymazsak geriye ne kalır? Ama farı çok güzel yormadan gözümü sürüyor. Okudu. Bak o hareket. Büyütüyoruz. Hayır ya son hareket. Ya biliyorum kapatıyorum sonra bu da haber açıyor ya. Bak bu arada tamam şurada şop olduğunu falan biz de biliyoruz ama arkadaşlar bariz yani şu renkleri yapacak yani aynısı olmayacak zaten. Bak Tuğba'nın hayallerinin yıkıldığı an bu. Tamam bu bakışı tanıyorum artık yani. Bir de benim anlam veremeyince var. Evet sen de. Senin de öyle. Bir de konuşamıyoruz ya bu arada mimiklerimiz böyle var ya bağıra bağıra konuşuyor anlatamam. Birbirimize hareket şey gülümsemeler falan. Öyle işte yani bu makyajda kadın, yapılmayacak bir şey yoktu arkadaşlar. Bence kadın ilk aldığı günden beri hiçbir malzemesini atmamış. Hepsi o çekmecelerdi. Duruyor. Bir gün lazım olur. Ay öyle şey bende var ya. Olur. O bende var biliyor musun? Atarım vallahi. Sonra ağlayarak atıyorum hepsini. Atayım diyorum mesela ağlayarak atıyorum. Tipime bak. Eyeliner de gözün arasında bir parmak boşluk kaldı. Kanka gözün büyük zannedersin yani. Öyle bir boşluk var ki. Bu arada önce bir beyaz sürmüştü. Sonra gerçekten orayı grileştirdi. Siyah sürdü oraya herhalde. Ya da baksana öyle yaptı. Abi kadın gözünü... Bu kahverengiyle ne alakası var ya? Ya sıcak bir kahve ya. Sıcak bir kahve. Allah rızası için. Yok mu sıcak bir kahverengi? En kolay ya en basic bak. Şu çok basic bir makyaj.
Eline hangi paleti alsan şu renk var. Bak git gözün kapalı palet seç aç. Aa o renk. Başka yani en çok kullanılan renk tam günlük makyaj rengi. Benim yapçık makyajım şu. Aynen. Kuyruksuz eyeliner'ın bu kadar kuyruksuzluğunu düşün. Affedersin. 5 dakikada yaptığım makyaj ya. Ay. Panda gör. Mandayımı yapmış süt dalına aman aman. Yavrusunu sinek kapmış. Ay nasıl bak bak kırdın. Bak ben Neriman olurdum ha bak. Neriman. Yok kız. Yandan gel. Çantan. Şunu oldun. Yapamıyorum ben. Siz yapabiliyor musun? Ne? Bak İşte bu misin? Kadar. Moda girdi. Benimki de böyle şey. Niye bu kadar yapamıyorsun? Bilmem. Bu kadarını yaptığıma şükür. Parmaklarımı ben bu kadar hareket ettirdiğime şükretmek lazım. Ya onu nasıl kaçırdık? Onu nasıl kaçırdık ya? O sırada biz ben biz zaten makyajdan koptuk. Şimdi bak evet. Highlighter yapıyor. Şu ama anda kıyamıyor bak. Bu şey şey. Ay pardon. Birbirimizi bölüyoruz. Hani ay gece vurur ya denize. Ne deniyordu ona? Mehtap. Bu şu an burnuma vuran ay, ayın ışığı yani. Bak, mehtap. Bak dikkat edin burnu hemen büyüdü. Onu sürdü burun büyüyor abi. Sihir yaptı burnuma. Bir de alnına ne alaka oraya aydınlatıcı ben hiç anlamadım. Aa niye ben de kullanıyorum bak seviyorum. Alnının ortasına. Bak tam şuradan şuraya kadar kanka, bak. Kanka buraya koydu buraya. Ha sadece oraya şey kurbanlık koyunları kan koyar. Kurbanla bir alakası ne? Küçükken bize de ve şimdi göz altlarına sürüyor. Ben şimdi diyorum ki alakan ya maydanoz gel bana bazı bazı. Yine şu küfe oldum diyor ne? Bak mantıklı. Bak evet. Ekonomi. Kopartıyanı mantıklı ben de mantıklı buldum onu bu arada güzel iyi fikir. Ama o pamuk oradan böyle ay onu ben tutup çekemem ki. Dokunamam ben ona öyle. İçim tuhaf olur. Allah Allah. Ne? Benim öyle dokunma şeyim var ya hani bu tahtaya falan dokunamıyorum ya. Öyle bir şey baktın ki yanlış şey anladım ben genelde. İçim fesattı o ara. Bak bak dudağıma ne yapıyor. PlayStation. Utandım. Kız böyle. Çıksana şunu yukarı. Allah'ım bak ben deli oluyorum ya. Şunu dudak çizgisinde bırakıldığı zaman şu kalem. Bana var ya bana böyle gınalar geliyor. Dudağımı nasıl tutuyor? Bu bugün normal değil. Hayır. Bu bugün normal değil. Bu sefer öyle bir şey demeyecektim. Sen şu an yanlış bugün çok fırlamalı üstüne durdum. Çünkü aşırı yorgunum. Öforiye girdim. O ritmi almış mıydınız yoksa? Alıyoruz ama tabii böyle çok profesyonel değil. Ben meraklıyım, çok meraklıyım. Makyaja. Değişik şeylere. Şaşırmış. Makyaja. Sizin gibi makyaja. Ay çok komik. Benim halime bak ya. Şu an kendimi o kadar komik kadın görünüyorum. Kadın da sadece ki. Merak etmiş ama hiç bakmamış. Anladın mı? Ay. Acaba tutamı nasıl tutuyor? Tuğba'nın bakışta kurtar beni. Help me. Hoşlanmıyorum ya. Bak şimdi. Dudağıma bak. Abla malzemem gidecek diye bu kadar, o kadar bak yine boş orası bak. Yine boş. Kesinlikle. Bari şu far bitiminden çekseymiş. Bu arada habire ben simetri hastasıyım. Simetri hastasıyım diye 100 kere bakıyor böyle. Böyle şey yapıyor beni tutuyor bakıyor böyle. Eşit mi diye. Ama dudağım yamuk burada arkadaşlar. Ya bak dudağı fark etmemiş olabilirsin ama şuradaki yani otoyol gibi boşluğu nasıl fark etmedin ya? O kadar da çevirip baktı bu arada kafama. Habire baktı. Demek ki insan bir süre sonra gözüme alışıyor görmüyor mu? Göz tembelliği. Göz tembelliği tanıyor. Şuraları yukarıya şuraları da böylemesine yaparsanız daha böyle çekik durur. Şunu ben yapsam yeni aldığım bir rimelle o kirpikler olduğu gibi oraya yapışır. Evet, yağmurlar yağıyor. Ağzım yağmur. Kapatır mısın gözünü aşkım sen? Oh my god. Dudağım yamuk oldu ya.
Baksana bence yamuk. Bence tek sorun dudağın yamuk olması. Değil. Ama dudak önemli. Önemli yani. Kız ifade. Böyle işte, böyle oldu. Dubai, hadi bakalım. Ne umduk ne bulduk olsun. Bu var ya, gerçekten beni susturan makyaj oldu. İfadem kaydı ya. Ağzım burnum yamuk, sanki böyle konuşuyormuş gibi Dubai oldu. Dubai susturan makyaj. Bu arada yağmur yağıyor. Hava evet. Nasıl pis. Ay ben de diyorum ki şunu, yağmur taneleri onlar değil mi kafamdaki? Yağmur kanka yağıyor. Bir şey mi vardı çekerken saçımda orada? Yok be, yağmur işte. Ay dudağım çok komik ya. Dudağım yamuk oldu. O şeyde farda yamuk olduğu için kaydı yani. İfadem kaydı, ifadem. Şaşı oldu kız. Ama bu arada ruju, The Balmain rujuydu. Benim en sevdiğim ruj bu. Charming bu. Charming bir süre sonra biterken rengi böyle oluyor arkadaşlar. Aldığınızda farklı renk oluyor. Biterken rengi daha doğal, natural at bir renk beni oluyor. Artık diyor yani. Aç bakayım fotoğrafı. Kız yok, kullanılır, öyle de kullanılıyor. Ben öyle de çok kullandım. İki farklı ruj sürmüşüm zannedersin yani mesela. Hmm. Aha aynısı ya. Aa. Aynısı, aynısı kız. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. İşte parmaktan sonra aynısı olacak. Yazık oldu. Kaşlarım da böyle çarpık çırpık duruyor. Allah'tan ki simetri hastasıymış. Nasıl olmasaymış ne olurdu yani? Bence o kadın arada gözlüğü takıp çıkarıyordu ya. Şaşı mıydı? Yok şaşı değil de gözü tabii ileri yaş olduğu için şeydi. Ya bak, en azından sadece dümdüz bir kahverengi sürmüş olsaydı daha yüksek puan verirdik biz buna. Kesinlikle. Gri zaten gri, kahverengi durmuyor. Böyle siyahlı grili bir makyaj gibi duruyor. Şu vallahi an o 90'lar makyajı gibi duruyor. Ama göz parıltısı, şuradaki parıltıya da dikkat etmiş. Allah razı olsun. Bir tanesine şükür ya Rabbi. Biz bundan sonra Kübra'ya makyaj yaptırdık. Ben böyle şapkayı taktım, kuaföre girdim. Silemedim onu. Yağmur yağıyordu. Bir yere şey yapamadık. Çok da sıkışıktık. Zamanımız dardı. Kuaföre şöyle girdim. Tuvalet nerede diye sorup tuvalete gidip yıkadım hemen makyajı. Çok kötüydü. Yani kadın evet çok tatlıydı, çok şekerdi. Yani ya gerçekten. Kaş bıyık aldırmaya gidersin, bir maniküre gidersin, oje sürdürürsün ama makyaj... Makyaja olmaz. Şimdi makyaj tekrar olsun. Tekrar söylüyoruz, burada da söyleyelim. Asla kişiliğine bir şey söylemiyoruz. Hatta kişiliğini alsak, burada kıyaslasak diğerleriyle 10 puan verirsin. Yani o kadar evet. Güzel bir insandı. Biz sadece makyajı eleştirip eğleniyoruz arkadaşlar. Birlikte, hep birlikte. Bizim günahımız varsa siz de ortak oluyorsunuz. Bu arada kuaför de kapıdan girdiğinde 90'lar. Evet, şeyde dükkanın içi de çok şeydi. Evet, bayağı nostaljikti yani. Nostaljik daha doğrusu. Hiç kelime seçemiyorsun. Eski de değil mi? Nostaljik. Retro. Retro bir kuaför. Retro. Vintage. Ha, vintage. Vintage. Vintage bir kuafördü. Yani çok vintage bir kuafördü ve vintage bir makyaj bizi karşı. Fakat bizim beklentimiz bu değildi. O yüzden. Bir. Yani maalesef bir. Ama en azından cildi. Aa, ama şunu söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Asla pis değildi. Çok. O zaman hiç, iki. İki evet. Yüzümü. Şu makyaj güzel olsaydı, hatta sadece gözümü silebilseydim cildi kullanırdım bu arada. Çok temizdi yani. Hiç iğrenip tiksinmediğim bir makyaj oldu. O yüzden bence kesinlikle 2 olsun. Bence de 2. Ve 2-2 ile uğurluyoruz efendim. Aa, dışarıda horon çalıyor. Bir şey diyeceğim ya, siz hangi şehirlerdesiniz bilmiyorum da şöyle arayıp günlük makyaj ücreti bir sorsanız da merak ettim. İstanbul'da fark ne? Aynen. Bir makyajları sorun bakalım ne kadarmış, yorumlara yazın. Gündüz izleyenler, kaç gececiler bakalım. Annem oluyordur. Anne ya, aç, bari Kadiş. Burada arama videoda ya. İzleyince görürsün Kadiş. Aç aç. Efendim anne. Hoparlörü ver. Bir dakika dur. Efendim anne. Neredesin? Anne çekim yapıyoruz şu anda videodayım. Efendim anne ne oldu? Neredesin? Ha, video çekiyoruz, şey reaksiyon çekiyoruz, Kübralardayım. Allah'ım. Ne oldu? Halime'ye gitti. Ne oldu? Adam bekliyor beni, kapat. Ha. Ne adam bekliyor seni? Fasulyeler kaldı yol. Fasulyeler yolda mı kaldı? He, aynen öyle. Anne videoda koyacağım senin sesin hoparlördeydi. Ya, baktım yakaladım. Kız fasulyeler nasıl yolda kaldı? Yolda kaldı, sokağın kenarına kaldı işte. Kim bilir kaç yani kilo fasulye almıştı. Kasaları alalım. Tuğba'yı mı bekliyorsun kasa almaya? Kasayla fasulye almış. İyi anne, hadi kapatıyorum. Ellerine getir orayı. Arkadaşlar benim annem fasulye manyağı kadın yani. Sürekli fasulye pişiriyor bak. Fasulyenin derdini beni arıyor burada şimdi videonun ortasında. Görüyorsunuz. Baban nerede? Babam Rize'de ya hala. Ha, dönmedi. Kız dönmedi. Onu da... Babam unuttuk artık biz.
Onu içeri mi alamadı kasayı acaba? Kasayı aldıysa, yolun başında dediyse başka bir yerdedir muhtemelen. Oradan onu alıp eve getirecektir. Arabayla kaldı. Gidilmesi gerekiyorsa da taşıyamıyordur. Fasulyeler yolda kaldı. Fasulyeler yolda kaldı deyince. Neyse arkadaşlar, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Çok eğlendim ya. Hani aslında o kadar da komik bir makyaj değildi ama evet, ben çok eğlendim. Siz aynen. De eğlenmişsinizdir inşallah. Kübra da eğlendi. Ya bu arada açlıktan da yani içimiz kıyılıyor. Hadi kapatalım da bir yemek evet, yiyelim Allah'ını seviyorsa. Gerçekten açlıktan öldük artık. Bak eridik. Aa, sarı ışığımız gitti kız. Sarı ışığın videoya faydasını da gördünüz az önce. Evet. Bizim şu arkadaki şeyde beyefendi bozuldu. Görüyorsunuz şu arkadaki yanmıyor. Oraya yeni bir ışık alınacak. Şimdilik işte şu ring light'ı kullanıyoruz ama o da ne yazık ki söndü şu an. O da Allah'a emanet çalışıyor yani. O da telden biraz tutuyordu. Nazlı. Neyse olsun hadi. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şu zor günlerde umarım yüzünüzü güldürebilmişizdir. Hoşçakalın.